Test 9 biyoloji öğretmeni hücre organellerinden biriyle ilgili şu açıklamayı yapmış. Taşıdığı hidrolitik enzimlerle canlılarda embriyonik gelişim sırasında el ve ayak parmaklarının açılması, tek parça halindeki göz kapaklarının iki eşit parçaya ayrılması ve dişilerde rahim duvarının kalınlaşan kısımların atılması olaylarında işlev yapar. Buna göre bazı işlevleri açıklanan tek katlı zarlı, kese şeklindeki organel elbette ki lizozomdur. Burada bir miktar apoptozdan da bahsedilmiş. Apoptozun baş rolü mitokondredir ama lizozom da bazı aşamalarda devreye girebilir. O yüzden cevabımız C seçeneği. Tüm canlılarda bulunan ribozom ve ribozomla ilgili moleküller gösterilmiş. Buna göre görseldeki O, X ve I yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalı? O ribozom içerisinde okunan mRNA, X mRNA'ya uygun bir şekilde amino asit taşıyan tRNA, i'nin kendisi ise sentezlenen polipeptittir. Cevabımız A seçeneği. Hangisi plastikler tarafından gerçekleştirilen olaylardan biri değildir? Kloroplast, kromoplast ve lökoplasttan bahsediyoruz. Zararlı atıkları uzun süreli depolama bunların görevi değil. Olsa olsa depo kofulu, merkezi kofulu olabilir. Nişasta sentezleme ve depolama lokoplast. Başka bir plasti üçü de dönüşebilir. Fotosentezle organik besin kloroplast. Çiçek, meyve ve yaprak gibi kısımlara renk vermek kromoplast'ın görevidir. İnsan vücudunda hastalığa neden olan bakteri ve virüsler savunma hücreleri tarafından yutularak parçalanır. Buna göre hücre içine alınan hastalık etkenlerinin parçalanmasında doğrudan işlev yapan organel. Ne yaptık? Yalancı ayaklarla diyelim ki bunları içeriye aldık. Şu yapılar mikroorganizmalar olsun. İçeride bu yapı lizozomla birleştirilecek ve sindirilecek arkadaşlar. Elbette ki cevabımız B seçeneği olur. Ökaryot hücrelerde hücre iskeleti yapılarının hangilerini kapsar? Mikrotübül, mikrofilament ve ara filamentler ökaryotlardaki hücre iskeletleridir. Bakın, prokaryotlarda da hücre iskelet elemanları bulunabilir ama bunlar onlar değil. Bambaşka yapılar vardır. Bunlar ökaryotlara özgüdür. Cevabımız D seçeneği olur. Endoplazmik etikulum hücreye mekanik olarak destek verir elbette ama hücre iskelet elemanı değil, organeldir. Ara filamentlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? İpliksi yapıların birbiri üzerine sarılmasıyla oluşur. Doğru bir ifade, biraz bilgi ama en azından gözümüz alışsın bu bilgilere. Çünkü mesela mikrotübüllerde daha böyle globüler proteinler var. Hücre iskelet elemanlarından en kararlı olanıdır. Yapılıp yıkılmıyor ve çekirdeği sabitliyor arkadaşlar. Keratin protein içeriyor. Tırnak tüy, boynuz gibi yapılarında oluşumunda bu yüzden görev alabiliyor. Lökoplastlarla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Renksizdirler. Nişasta, protein, yağ depolayabilirler. Her hücrede bir tane bulunur ifadesi hatalı Lokoplastlar bitkilere özgüdür arkadaşlar. Mesela hayvanlarda bulunmaz ya da prokaryot bakteri erkelerde bulunmaz şeklinde cevaplayabilirsiniz. Kloroplastın yapısı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? İkisi de kıvrım yapmış çift katlı zarla çevrili yanlış bir ifade. Çünkü kloroplastın bu şekilde iki zarı da kıvrımsız düz bir şekildedir. Yani mitokondri gibi düşünmeyin. Burada üçüncü bir zar sistemi var o yüzden. iç kısmında tilakoid zar denilen ve kıvrım yaparak granayı oluşturan üçüncü bir zar sistemi yer alır. Stroma denilen bölümde halkasal yapıda DNA, RNA ve çeşitli enzimler bulunur. Dikkat halkasal yapıda DNA bu da prokaryotlar gibi arkadaşlar. İhtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını kendi ribozomlarında sentezler ama yine çekirdeğe bağlıdır. Işığı soğuran pigmentler ve elektron taşıma sistemi elemanları iç kısmında yer alan zar üzerine yerleşmiş yani klorofil tilakoid üzerindedir. Elektron taşıma sistemi de tilakoid zar üzerindedir. Cevabımız A seçeneği olur. Hücre iskeleti olaylarından hangilerinde rol oynar? Bitkilerde hücre duvarın oluşumu özellikle selloz liflerin düzenlenmesinde mikrotübüller görev alır. Amip gibi bazı bir hücrelerin yalancı ayaklarla hareketi burada yalancı ayak oluşumu mikrofilamentler görev alıyor. Doğru hücrenin şeklini elbette ki belirgin bir şekli oluşması içeriden hücre iskeleti elemanlarıyla sağlanır. Cevabımız E seçeneği olur. Mitokondri organelinin belirli bir bölümü X ile gösterilmiş. Bakıyorum iç zar yani krista işaretlenmiş matriks sıvı kısmıdır. Şuraları göstermesi lazımdı o yüzden. Üzerinde elektron taşıma sistemi ETS burada bulunur. Dış zar ile arasındaki bölgede çok sayıda halkasal DNA yer alır. Dış zarla aradaki bölgede değil halkasal DNA matrixte olmalıydı. Bu ifadede hatalı cevabımız yalnız 2 olur. Mitokondri ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Kural olarak insanlar mitokondrilerini annelerinden alır. Genel bir ifadedir. Bu neden? Çünkü spermin boyun kısmındaki mitokondriler döllenme sırasında oosit içerisine giremez şeklinde kabul edilir. Çok 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 nadir bir durumdur. Kendine özgü DNAları halkasal yapıdadır. Yine prokaryotlarla. Ortak özellik hücredeki sayıları çekirdeğin kontrolünde arttırılabilir yani hücrenin ihtiyacına göre mitokondri sayısı artabilir arkadaşlar cevabımız E seçeneği olur.